Deep Web'de yayılan yeni bir çılgınlık. Kullanıcılar açık arttırmayla içeriğinde ne olduğu bilmedikleri kutuları satın alıyorlar. Kutulardan ne çıkacağıysa tamamen şans. Bazılarından insan kafatasları, bazılarından otomatik silahlar ve daha binlerce ayrı şey çıkıyor. Kutu merasimleri Dark Web'in adeta ritüeli haline gelirken Türkiye'de daha evvel kimsenin yapamadığını yapıyoruz. Sizler için açık arttırmaya katılarak bu kutulardan bir tane de ben satın aldım. Birazdan videonun devamında kutunun açılımını yapacağız ve içerisinden neler çıkacağını hep birlikte göreceğiz. Derin ağ, derin internet ya da derin web. İnternetin çıktığı ilk tarihten itibaren arama motorlarının indeksleyemediği verilerin bulunduğu bilgileri içeren binlerce linkten oluşan bir sistemdir. Arama linki verilmeyen veya arama motorları tarafından bulunamayan bütün siteler derin ağa dahildir. İnternet siteleri çeşitli nedenlerden görüntülenmemek isteyebilir. Örneğin kütüphane arşivleri, kamu veya özel şirket bilgileri gibi genellikle herkes tarafından görülmesi istenmeyen veya indekslenmeleri zor olan içerik taşıdıkları için arama motorlarında görüntülenmek istemezler. Bunların dışında flash siteler, ayaksız siteler, şifre ile girilen siteler, FTP sitelerde arama motorları tarafından okumaları zor olduğu için derin ağa dahildir. Güvenlik açıkları oluşmaması için forumlardaki ve sitelerdeki sistem ve yönetici klasörleri de otomatik olarak arama sonuçlarında gösterilmez. Derin ağa farklı arama motorları kullanarak ulaşmak mümkündür. Kaliforniya Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre 2001 yılında 7.5 petabayt büyüklüğünde bir verinin derin ağda olduğu tahmin ediliyordu. Başka bir araştırmaya göre ise 2004 yılında derin ağda 300 bin web sitesi faaliyet gösteriyor ve Sheshtakov'a göre 2006 yılında bunun 14 bini sadece derin ağın Rusça olan kısmındaydı. Deep Web adı verilen bu sisteme kapalı uçlu DNS yönlendirmeleriyle girilebilir. Bu da özel olarak tasarlanmış tarayıcı veya işletim sistemleriyle mümkündür. Tarayıcı uygulamalarının başında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri donanması tarafından üretilen, sonrasında iptal edilip internette paylaşılan Tor Browser gelmektedir. Aslında Tor Browser ile ulaşılabilen siteler en az şifreleme sistemiyle şifrelenenlerdir. Deep Web'de daha yüksek güvenlikli sitelerde mevcut olup bu sitelerde olağan bilgi akışının ötesinde datalar barındırılmaktadır. Bu sitelere ulaşmak için ise kullanıcının Linux işletim sistemine, özel bir hub donanımına, Chaos VPN uygulamalarına ve en önemlisi de ileri derecede yazılım bilgisine sahip olması gereklidir. Deep Web'de katman olarak adlandırılan bu bölgeler aslında şifrelenme güvenlik seviyesinin artmasıyla alakalıdır. İnternette bu konuda pek çok şehir efsanesi dolaşıyor olsa da işin özünde katman diye bir şey söz konusu değildir. Söz konusu olan şey 64 bitten başlayarak 1024 bite kadar ulaşan güvenlik şifrelemesidir. Deep Web'in içinde yasa dışı içerik paylaşan internet sitelerinin tamamı karanlık ağ yani Dark Web olarak adlandırılır. Yaygın olarak karanlık ağ tanımı derin ağ yerine de kullanılır. Karanlık ağ linklerinde çok sayıda yanlış veya doğru illegal veriler bulunabilir. Karanlık ağda bilgi, video, resim indirmek bazen yasa dışıdır. Çünkü bu linklerde devlet sırları, önemli insanların özel bulguları, müstehcen içerik, uyuşturucu satıcılığı, yasal olmayan yollardan silah satışı, kumar ve sayamadığımız birçok yasal olmayan içerik bulunmaktadır. Deep Web'de Black Market olarak adlandırılan kimi formlarda bazen açık arttırma ile kutular satılıyor. Kullanıcılar bunları satın alırken içerisinde ne olduğunu bilmiyorlar. İçerik tamamen sürpriz. Kimi yabancı YouTuber'lar bu kutulardan alıp canlı yayında açılışını yaptılar. İçlerindense silah, insan kemiği, yasa dışı teknolojik cihazlar gibi saymakla bitirilemeyecek çok derin bir skalada farklı eşyalar çıkıyor. Ayrıca kimi yeraltı tarikatlarının da bu kutular vasıtasıyla kendilerine uygun gördükleri kişilerle iletişim kurarak eleman temin ettiği de biliniyor. Şöyle ki, kutuyu satın alırken hobilerinizden boyunuza, kilonuza, saç ve göz renginize kadar pek çok kişisel bilginizin sorulduğu bir form dolduruyorsunuz. Bu bilgileri girmek önemli çünkü bazen kutunun içeriği buna göre de düzenlenebiliyor. Kutuların fiyatı 50 bin dolardan başlayarak 20 bin dolara kadar ulaşabiliyor. Bu kutu açık arttırması için aslında Dark Web'in şahsına münhasır bir ritüel demek doğru olur. Türkiye'de böyle bir kutu açılımı bu videoya kadar hiç yapılmadı. Çünkü Dark Web'ten Türkiye'ye gönderi yok. Ben bu kutuyu 152 dolar artı 16 dolar kargo parası ödeyerek toplamda 168 dolara 2 ay evvel satın aldım.
Uzun süreler ses çıkmayınca başlarda dolandırıldığımı düşündüm. Ancak nihayet 3 hafta evvel kargodan bir mesaj geldi. Türkiye'ye gönderileri olmadığı için kutunun teslim adresini Makedonya'da yaşayan bir arkadaşımın adresi olarak belirttim. Geçtiğimiz hafta kutu arkadaşıma teslim edildi ve o da gelirken arabasıyla bana getirdi. Şimdi hep birlikte kutuyu açalım ve içeriğinde ne olduğunu görelim. Evet arkadaşlar ve geldik beklediğimiz ana. Dediğim gibi bu kutuyu Amerika'dan yollamışlar. Bakayım, Adam Andrev. İsmi muhtemelen sahtedir. Ben Makedonya'da bir arkadaşıma yollattırdım. United States Post Service, postal servisle gelmiş. Bilmiyorum bakalım içinden ne çıkacak. Hani kutu açılım videolarını izledim ben yabancı YouTuberların. Silaha kadar birçok şey çıkıyor. Umarım öyle abuk subuk saçma sapan bir şey çıkmaz. Şimdi ufak ufak kutumuzu açalım. Şimdi amma da bantlamışlar ya. Ve çıkmaya, açılmaya niyetin var mı senin? Şimdi ben kutuyu birazcık salladım. Silah falan olduğunu sanmıyorum. Yani çok ağır bir kutu değil. Ama enteresan, içinden bir ses de gelmiyor. Nedir tam olarak? Bu ne? Ha, bu ne herhalde? Şeyleri sabit tutsun diye koymuş. Bu cep telefonu sanırım. Bakalım. Acaba eldiven mi taksaydım ya? Her şey iyi şekilde paketlenmiş arkadaşlar, bir zarar görmesin diye. Bu ne? Bayağı eski model bir Samsung akıllı telefon, bakalım. Açılmıyor. Işığı yandı ama. Ha evet. Açıldı. Açıldı. Ekran gözükmüyor yalnız. Şu anda ekran tamamen arızalı durumda sanırım. Bir dakika, şunu bir tekrardan bir başlatmayı deneyelim. Dokunuluyor mu? Yok. Allah Allah. Şu an ekran gözükmüyor arkadaşlar. Bir saniye. Herhalde ekranında bir arıza var. Ama içeriğini bilgisayara bağlayıp içinde ne olduğuna bakabiliriz. Ne? İp gibi bir şey. Ne o? Makara mı bu? Şimdi bakalım. Görünüyor çok iyi şekilde. Ne ya? Bıçağımızdan halledelim. Çok iyi şekilde ambalajlamışlar arkadaşlar. Bunu üstüne üstlük böyle folyo gibi, jelatin gibi bir şeyde de sarmışlar da. Aa, bu cammış. Ne ya? Aa, şişe. İçinde bir şey var. Oo, bayağı kötü durumda yalnız. Ha bunlar ne göndermişler böyle ya? Au! Çok iğrenç kokuyor. Asit gibi bir şey, böyle ne bileyim, ekşi ekşi bir şey kokuyor. Çok fena. Döküldü. Ay! Keşke eldiven taksaydım. Au! Keşke eldiven taksaydım. Bu ne böyle ya?
Geçelim. Bu neymiş? Bu USB bellek. Buna bilgisayarla bakarım. Taksam mı bilgisayarı? Bilgisayarla bakarım arkadaşlar. İçeriğinde ne varsa videoya eklerim. Islanan şey de. Islanan şey ne? Tabii zarf. Bir tane zarfımız var. İçinden. Başka bir şey abi. Kutuyu kaldırıyorum. Bu İngilizce bir harita arkadaşlar. İstanbul haritası. Şu an zaten. Bu ne? Bu bir tür kartpostal. Denver'a ait bir kartpostal. The Mile High City. Kola. Denver, Amerika Birleşik Devletleri Denver şehrine ait. Bu ne? This is definitely not a game or joke. If you accept the pet, you will go all the materials that come out of the entropy and the device together. Remember, if you choose this way and you are smart enough to come to final, your life will change forever as never before. I want you to success in this teacher. Diyor ki arkadaşlar bu notta, bu kesinlikle bir oyun veya şaka değildir. Eğer bunu kabul edersen diyor, yani bu yolculuğa çıkmayı, bu oyunu oynamayı, kutunun içerisindeki tüm materyallerin diyor sana diyor yardımı olacak diyor. Ve diyor unutma diyor, bir yolu seçersen diyor ve yeterince zekiysen diyor, sonunda diyor hayatın diyor sonsuza kadar değişecektir diyor. Ve ben başarılı olmanı diyor diliyorum, temenni ediyorum diyor. Teacher diyor. Teacher. Öğretmen. Bunları teacher söylemiş bize. Arkadaşlar kutunun içeriği böyle. Yine biraz sonra detaylarını, neler bulduğumu, şu bellekten bir şey çıkarsa eğer, onu falan sizlerle paylaşacağım. Gidip ellerimi yıkayayım. Su gibi bir şey ama çok kötü kokuyor. Ağır bir kokusu var. Ne olduğunu anlamadım. Bir de korktum açıkçası, ne bileyim, hasta eder. Videoya devam ediyoruz. Kutudan çıkan nokta tam olarak şöyle deniliyor. Bu kesinlikle bir oyun veya şaka değildir. Kabul edersen çıkacağın bu yolda kutudan çıkan tüm materyaller sana rehberlik edecek ve parçaları bir araya getirmeni sağlayacaktır. Unutma. Bu yolu seçersen ve sonuca ulaşabilecek kadar zekiysen, hayatın sonsuza kadar hiç olmadığı şekilde değişecektir. Bu yolculukta başarılı olmanı çok istiyorum. Öğretmen. Bu öğretmen sanırım bir tür mahla. Videoyu çektikten sonra ne kadar uğraştıysam da cep telefonunu açmayı başaramadım. İçerisinde bir sim kart da yok. Haritadaysa özel olarak işaretlenmiş bazı yerler var. Fakat henüz bir anlam veremedim. USB belleği ise virüslüdür diye çalıştırmak konusunda çok endişe ettim. Nihayet bir başka bilgisayarda çalıştırdım. İçerisinden şimdi sizlerle de paylaşacağım bu kısa film çıktı. İzliyoruz. Play?
Film bana oldukça ilginç geldi. Filmin 15. saniyesinde duvarda çizilmiş resimler arasında bir mesaj olabileceğini düşünüyorum. Ha bir de şu kartpostal var. Kartpostalı araştırdım. 1960'ların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri Denver şehrinde basılmış. Ancak buna da bir anlam veremedim. Doğrusunu isterseniz kutunun içeriği genel olarak hoş. Ancak birleştirilmesi gereken çok fazla şifre var. Tam olarak nereden başlayacağımı bilmiyorum. Kutu içeriğinde sizlerin dikkatine takılan bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Ben de şifreleri çözdükçe ve elimdeki harita beni bir yerlere götürdükçe gelişmeleri sizlerle Instagram hesabından paylaşacağım. Sonuçları merak edenler beni Instagram'dan takip edebilir.